Selamünaleyküm, günaydın arkadaşlar. Yine güzel, yeni, aksiyonlu, duygusal, dramatik, romantik, aklınıza ne geliyorsa heyecanlı bir videoyla karşınızdayım. Tabii ki başlangıcı güzel, böyle enerjik yapmak istiyorum. Çünkü sabahın böyle pozitif enerjisiyle başlayalım. İnşallah siz de öylesinizdir, inşallah siz de enerji dolusunuzdur. Sağlıklı, sıhhatli olursunuz. Arkadaşlar, yine işbirliği yaptığımız Nadir Bey ve kız arkadaşıyla beraber buluşmalarını sağlayacağız. Sonrasında evrak işlemlerine yardımcı olacağız. Sonrasında da nereye gideceğiz? Yeni şehirde, yeni kültürü tanımaya gideceğiz. Bandung şehrine gidiyoruz. Bandung şehrinde düğün yapacağız. Düğünü organize edeceğiz. Sonrasında da düğün sonrası aile vizesi işlemleri vesaire devam edeceğiz. Tabi aracımızla da eşlik edeceğiz. Hem danışmanlık, rehberlik, sponsorluk, aracımızla da şoförlük bile yapacağız. Tercümanlık, aklınıza ne geliyorsa. Nadir Bey'le uzun zamandır konuşuyoruz. Kendisi sağlam takipçilerimden, sizler gibi. Şu an havalimanındayım. Terminal 3'teyim. Türk Hava Yolları'nın uçağının inmesine hemen hemen bir 10 dakika var. Hanımefendi lokasyonunu paylaştı. Hemen hanımefendinin yanına gideceğim. Nadir abinin de bir sürprizi var. O sürprizi de birazdan izleyeceksiniz. O romantik çiçeği verecek mi acaba diye umuyorum. İnşallah verir. Bakalım. Güzel, eğlenceli dolu video sizinle. Arkadaşlar, kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. En güzel desteği bana bu şekilde verebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Başlıyoruz. Terminal 3'ün genellikle yapısı çok güzel, hani tasarımı. Bazen gösteriyoruz, bazen de diyorlar ya havalimanını da göster, hani yolcu geliş bölümünü üstten. Üst kat arkadaşlar yolcu geliş gidiş, burası da geliş bölümü. Yani bayağı iyi yapmışlar. Evet dostlar, yenge hanımla buluştuk. Şu an yan tarafında oturuyorlar ama yenge hanım dedi ki ya dedi Ertan, Nadir gelene kadar dedi. Ertan demiş. Ertan abiye dilimiz alıştı. Nadir abi gelene kadar dedi. Nadir gelene kadar dedi beni dedi çekmezseniz çok mutlu olurum. Ben de tabii ki ne demek dedim efendim. Siz söylersiniz de ben yapmaz mıyım? Tabii mükemmel romantik bir buluşma olacak. Sabahın körü saat 7. Bayağı gözüm kabağımda şiş tabi, kusura bakmayın, cansınız. Arkadaşlar, bir takım sorular var. İşte Bekir kardeşim, bu işbirliğini hayrına mı yapıyorsun? Baban hayrına yapsana vesaire gibisinden sorular var. Onların cevabını sizlere gülerek vermek istiyorum. Sen olsan ne yapardın? Her zamanki gibi söylüyorum. Aracımıza hizmet ediyoruz. Toplam 6-7 saatlik bir yol kat edeceğiz. Yarın devam ediyoruz yolumuza. Bugün tabii ki bazı alışverişler, Türk Büyükelçiliği'ndeki randevumuza falan yetişeceğiz. Sonrasında mehir işlemleri vesaire bugün organize ediyoruz. Yani buraya işbirliği yaptığımız kişiler hiçbirinden şikayet aldınız mı? Hayır. Hepsi tatile geliyor. Bakın, gerçek diyorum bak. Tatile geliyorlar. O nedenden dolayı da şimdi fiyat konusunu söylüyorlar. Kaç paraya çalışıyorsun? Neye çalışıyorsun? Ya öncelikle ben fiyatı söylemiyorum. Eğer ki size biri benim adıma bir fiyat vermişse yalandır. Çünkü ben özel olarak birebir yüz yüze konuşuyorum kişilerle. Sonrasında da özellikle bileti aldıktan sonra fiyat konuşuyoruz. Diyorum ki bakın ne istiyorsunuz benden? Sizinle beraber Papua'ya mı gideceğiz? Ya da Padang şehrine mi gideceğiz? Ya da başka bir yer, Amazon ormanlarına mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Seninle beraber çadırda mı yatacağız? Kampta mı kalacağız? Şimdi arkadaşlar, bunu beyinleri almıyor bazı arkadaşların. Ya sadece işte şu evraklar için iş yapıyor. Yok, evraklar için ben işbirliği yapmıyorum. O ayrı bir şey. O için de fiyat bile istemiyorum. Ben söylüyorum, git yap, sen yapabiliyorsan yap diyorum. Eğer destek istiyorsan hizmet ediyoruz. Tabii ki bunun bir bedeli olacak. Sen olsan ne yapardın? Hem aracımızla hem bildiklerimizi aktarıyoruz. Bu arada işbirliği yaptığımız kişiler, şimdi o 10 gün 15 gün yardımcı olmuyoruz. Bundan gelmeden en az 2-3 ay öncesinden zaten iletişimde kalıyoruz. Gelirken getireceği evraklar konusunda hayatında hiç uçmamış ya da devamlı uçmuş ama Endonezya dilini bilmiyor. İşte pasaport memurunda kalıyor, telefon açıyor, onunla
bir şekilde kurtarıyoruz. Tabii ki bazı prosedürler var. Her ülkede olduğu gibi. Burası da farklı bir ülke değil. Tabii ki değişiklikler olacak. O nedenden dolayı da biraz sohbet etmek istedim sizinle. Çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Bekir kardeşim, babanın hayrına mı yapıyorsun? Kusura bakma, babamın hayrına bu kadar ben zengin adam değilim, yapamam yani. Zengin değilim ki baba, bunu nasıl yapayım o kadar masrafı cebimden. Yani anlayışınıza sığınaraktan sizlerle dostane bir şekilde paylaşmak istedim bunları. Çok fazla Instagram'dan özellikle mesaj geliyor, abi diyor hayrına mı yapıyorsun falan. Arkadaşlar, gerçekten o stres, o sıkıntı, o yorgunluk belirli bir seviyeden sonra çekilmiyor zaten. Hani bir gün olur tamam, ama 15 gün abi, 15 gün perişan oluruz. Bazen 27 gün oluyor. Bir arkadaşa hizmet ediyoruz. Sonuçta bakın, tekrar ediyorum, hizmet ediyoruz, işbirliği yapıyoruz. Elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada yol bilmezsin, yordan bilmezsin, dil bilmezsin. Biz her yeri biliyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere destek oluyoruz. Sizle paylaşmak istedim. Birazdan buluşma anı sizlerle. Lütfen yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtin. Gerçek diyorum, çok güzel bir yükselişe geçtik. Yani iyi gidiyoruz yani. Videolarda da iyi gidiyoruz. Takipçi sayımız da güzel gidiyor. Tabii ki hedeflerimiz var. 10 bin, 20 bin, 100 bin. Neden olmasın? Arkadaşlar, tekrar ediyorum. Bunu da size bilgi olarak söyleyeyim. Eğer ki Endonezya'ya gelecekseniz lütfen telefonunuzun hattını yurt dışına açık yapın. Yani burada, yani 30 dakika da olsa, 1 saat de olsa bir paket yaptırın. İnternetini, aramasını kullanın. Burada acil durumlarda ararsınız. Nadir abi şimdi 3-4 kere aradı. Allah'tan interneti vardı. Pasaport kontrolünde takıldı. Şimdi ona yardımcı oluyoruz. Vizesine, telefon üzerinden. Herhangi bir şey olur, sıkıntı olur, telefonunuz hatta açık olsun. Evet, 200-300 lira fazla verirsiniz faturayı, ama hattınızı lütfen açık yapın. Yurt dışına açık yapın. Bu da bilgi olsun. Baba yorgun he? Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuğun? Elhamdülillah. Umma talon ya. Tidamalı. Utanıyor yengem. Çok güzel geçti. Harika. Pasaport kontrolünde vesaire bir problem oldu mu? Pasaport kontrolünde hiçbir şekilde bir problem olmadı. En büyük avantajın neydi? Yurt dışına açık yapmaktı hattını, değil mi abi? Evet. Durmadan konuştuk herhalde. Evet. Uçak inerim ben. Devamlı aradık yürüyoruz. Aynen. Çok güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok güzel bir uçuş gerçekleştirdin. Yengem de çok güzel karşıladı seni. Harika abi. Devam ediyor muyuz? Gidelim. Aksiyona devam ediyoruz. Şimdi Türk Büyükelçiliğine gidiyoruz. Oradan bir bekarlık belgesi alacağız. Sonrasında da AVM'ye gideceğiz. Sonra benim eve geçiyoruz. Bir kahvaltı, yemek tamam, falan yapacağız. Tamam. Sonrasında da devam ediyoruz abi. Tamam abi. Abi ne zamandır bir hasret çekiyorsun? Ne zamandır konuşuyorsun? 8 aydır abi. 8 aydır. İlişkiniz 8 aylık. Evet abi. Mutlu bir şekilde devam ettirmeye geldin. Sonlandırma değil de. Buraya bir şekilde mutlu olacaksınız. İnşallah. İkinci baharını yaşamaya mı geldin? Hadi bakalım. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim. Harika abi, devam ediyoruz.
Şimdi arkadaşlar Büyükelçinin önüne geldik. Sevgili takipçim, ismin neydi özür dilerim. Mustafa kardeşimle Umba Namapa. Heni. Umba Heni ile, yani kardeşimiz Heni Hanım'la Mustafa kardeşimiz evlenmişler. Meydan şehrinde evlenmişler. Ya subscriber. İşte düğünleri yapılmış. Mustafa biraz kendinden bahsetti. Nasıl zorluklar yaşadığını. En çok zorlukları da şey olmuş, garibanlık, kendini yalnız hissetmiş düğününde. Ama onun da sıcaklığını Endonezya'nın gülen insanlarının sayesinde atlattım diyor. Tebrik ediyorum, mutluluğunuz daim olsun. Ne zaman yolculuk? Aynı işte. He? 3 Mart. 3 Mart'ta yolculuğunuz var. Yani balayına çıkacaksınız herhalde. Birkaç gün dinlenin, yorulmuşsundur. Bu arada parmakları da göster. Kardeşime kına yakmışlar. Harika, mutluluğunuz daim olsun. Var mı bir isteğin arzın? Allah razı olsun. Burada gördüm, gözlerim parladı, benim yanıma geldin. Ben de çok mutlu oldum senin için. Herhangi bir isteğin, sıkıntın olursa Instagram'dan yazabilirsin. Telefon numaranı da veririm sana, tamam mı? Artık ne oluyor? Bacanak oluyoruz değil mi? Tamam, kendine iyi bak. Görüşürüz. Adam, hallettin mi? Harikasın. Bak burada da, tamam budur abi. Mustafa kardeşimiz Medan'dan evlenmiş. Biraz anlattı kendinden. Biraz sıkıntılar çekmiş ama kardeşimiz yine mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneceğini söylüyor. İyisin değil mi abi? Aldık evrakları. Kaçıyor muyuz şimdi? Yolculuk neresi? AVM'ye gidiyoruz reis. Abim, otele geldik. Valizleri indirdik. Odalarınız hazır. Yengem küçük bir sürpriz yapacakmış sana. Bilmiyorum ne yapacak. Ben de bilmiyorum. Heyecan var mı? Heyecan yok ya. Bayağı bir serüvenli ve yorucuydu. Türk Büyükelçiliğinden çıktık, direkt oteline geldik. Birazdan da eve geçeceğiz. Vay 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 vay. Sen ona çiçek verdin, o vermez mi? Abo. Salim Salim Salim. Salim la. Salim ınga baba. Salim Salim. Okey. Evet arkadaşlar, şu an Bandung şehrine doğru yola çıktık. Yanımda Nadir abi ve eşi var. Benim eşim de yanımda. Çocuğumuzla beraber. Düğün yapmaya gidiyoruz. Sabahın erkeninde de yola çıktık. Şimdi biraz yemek yiyeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz Nadir abiyle. Ondan sonra bakalım ne düşünüyor Endonezya hakkında. İlk bakış açısı ne? Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Elhamdülillah. Yemekler nasıl? Ya yemekleri tatacağız bakalım. Bir tat bakalım nasıl? Solaria, Endonezya'nın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Bu arada ekmek aldık biz yanımıza. Burada ekmek vermiyorlar arkadaşlar maalesef. Ekmeksiz. Gelirken ekmeklerinizi getirin. Ekmeği biz aldık marketten. Buranın ekmeklerini. Tatsız tutsuz. Evet. Ağaçtan yapıyorlar desene abi. Bir tadına baksana reis. Bir tadına bak. Biraz parçalayayım. Burada da arkadaşlar patates, işte salatası, tavuk, aynı şekilde tavuk salata, portakal suyumuzu aldık. İçerisinde böyle peynirli. Afiyet olsun reis, bakalım nasıl yüz ifadene, tadı nasıl, lezzetli mi? İdare eder. Ekmeği bansan abi, ekmek ban hadi. Olsun abi, salatayla ban bir şey. Çorba nerede harbi ya? Çorba gelmedi. Burada çorba geri geliyor. İlk önce yemek geliyor. Aynen. Umba ne yiyor bakalım. Yenge de makarna yiyor. Delikanlı da yemeği yedi, bitirdi. Biz daha başlamadık. Afiyet olsun. Tabii Bandung'a gidiyoruz dedik ama düğün yapacağız orada inşallah. Biraz Bandung'dan bahsetmek istiyorum. Batı Java bölgesinde arkadaşlar. İklimi Endonezya'nın en serin iklimlerinden birini yaşıyor orası. Geceleri 20 dereceye kadar düştüğü oluyormuş dağlık bölgelerde. Gündüzleri de serin oluyor. O kadar da sıcak olmuyor normal Endonezya'ya göre. Sonrasında 2007 sayımlarına göre, hatta şu anki durumunu anlatayım ben size. Endonezya'nın 4. en büyük şehri, nüfus olaraktan söylüyorum. 12 milyona yaklaşık bir nüfusu var diyorlar ama bu legal olarak. Bir de illegal yönüne bakarsak 15-20'yi geçer. Çünkü çok fazla turizm bölgesi de var oralarda, volkanik dağların olduğundan dolayı. Nüfusa kayıtlı olmayan kişileri de sayarsak bir 15-20'yi bulur diye düşünüyorum. Nadir abi, şu an dinlenme istasyonundayız. Nasıl? Ortalık rengarenk. Güzel, ortam güzel. Ne düşünüyorsun abi? Nasıl yani, ne düşünüyorum? Ne bileyim abi, Bandung'a gidiyorsun. Heyecan var mı? Düğün yapacağız. Yani, heyecan tabii olur. Yani az çok heyecanımız var. Peki Bandung'a daha önce hiç gitmedin. Hatta Endonezya'ya ilk defa geliyorsun. İlk defa geldik. Havası nasıl Endonezya'nın? Havası gayet güzel. Özellikle Batı Java, yani Bandung'a doğru gittikçe biraz hava serinliyor değil mi? Şey, yağmur var. Güzel değil mi?
Yağmur güzel ama çok taşırı yağıyor. Şöyle bir şu an. Nadir abi devam ediyoruz. Evet. Yollara. Yollar trafik çok yoğun. Mutlu abi biraz da sen kamerayı kontrol et. Evet. Görüntüleri. Bandung trafiğini görüyorsunuz. İyi de beni çekiyorsun şu anda. Vallahi nasıl çekeyim bilmiyorum ben. Şu anda seni çekerken dedim buralara bakalım. Burada motorcu olmak var. Motor sürmesini iyi bileceksin burada. Trafik ters taraftan akıyor. Şimdi Kavuğa'ya geldik. Nadir abilerin evlilik öncesi evraklarını teslim edeceğiz ve nikah memurundan izin alacağız ve nikah memurunu düğüne davet edeceğiz. Bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam Atkırca. Nadir abi, evlilik cüzdanları hazır. Bak, şov lan. Balon. Vay, teslim alacaksın da be. Fark etmiyor, bordoyu da alıyorsun. Genelde dizini laki laki ya. Kırmızıyı erkek alıyor, yeşili kadın alıyor. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şu an çekiyor zaten fotoğrafı. Abi şimdiden panik yapıyor. Daha düğüne 3 gün var abi. Hayırlısı olsun. Düğünde de böyle yapacağız. Hadi bakalım. Bandung'a gelip de Al Cabbar yeni yapılan mescidine gelmek olmazdı. Tabii Kavuğa işlemleri bittikten sonra direkt o güzel görüntülü, hoş yapılan bir mimarisi olan mescidi sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl gözüküyor. Tabii bir yandan da şöyle geçin abi. Arkadaşlar bu mescit 3 yılda yapılmış. Buranın belediye başkanı tarafından desteklenerek yapılmış bu özellikle. Aynı Bunkulu'daki belediye başkanının desteklemiş olduğu camiye de bir tık benziyor ama tasarımı gayet güzel, hoş. Güzel volkanik dağlara göre yansıyor yani arka tarafına doğru. Nadir baba. Yap aynısını, hadi yap. Nadir baba ile beraber yenge hanımın evine geldik. Bu arada size kısaca bilgi verelim dedik. Nadir baba özellikle dedi ki kardeşim dedi takipçilerine, değerli takipçilerine Bandung şehrinde evleri, dubleks evleri, normal klasik evleri göstersen daha iyi olur. Fiyatları da sorduk, soruşturduk birazcık. Bilgi edindik. Az çok 3 aşağı 5 yukarı hem tahminleri yorumladık hem de sizlere göstererek kanıtlayacağız, göstereceğiz yani. Abi sence fiyatlar nasıl? Abi Türkiye şartlarına göre daha uygun. Değil mi? Arkadaşlar çok şu gösterdiğimiz ev bakın dubleks 2 katlı en ev. En az 200 metrekare. En az 200 metre vardır Nadir baba. Bu ev arkadaşlar otoparkı vesairesi 1 milyon 200 bin TL. Yani burada da satım milyar diyorlar. Bu evde mesela şu evde 500 bin cuta. Yani o da 600 bin TL şu ev arkadaşlar. Bu da kaç dedi? 150 metrekare dedi. Güvenliği var. İşte efendime söyleyeyim bahçesi var. Güzel, sakin. Tasarımı da gayet hoş. Bandung şehrindeki evleri klasikmen. Hani şöyle söyleyebiliriz. Her cebe uygun ev var. Yani abi hayalinde bir ev almak var mı Bandung yani şehrinde? İnşallah abi. Nasip olacaktır sana İnşallah. Ya. Artık Bandunglusun. Endonezya Bandung Amazon ormanlarından. Nadir. Abi hep uyuyordun. İyi de biz şoförlük yaptık. O kadar onca saat geldik. Horul horul horluyordun kanka. Söyleyeyim bir şey olmaz. Ben de sevmezsen bir yenge girelim. Ben de açarım. Aman abi aman bizi hatuna rezil etme şimdi. Bak ben de açarım bir. Abi afiyet olsun kahveni içsene. Kalmış olduğumuz otel burası arkadaşlar. Nadir abi arabayı da park ettik buraya. Bir şey olmaz hadi geçelim bakalım içeride ne var ne yok.
Tabii biz demin gittik, çekinimizi falan her şeyimizi yaptık da. Yine de biraz arkadaşlar merak ediyor tabii. Nasıl bir otel, iyi mi falan. Lojede oturalım mı? Sati, Sati. Otelin adını da söyleyelim arkadaşlar. Sati, Sati otelin adı. Bandung Sati otel diye geçiyor burası. Bir günlüğü şeyine göre değişiyor. İnternetten bazen 500'e bulabilirsiniz. Bazen 1 milyona bulabilirsiniz. Yani 1000 TL'ye bulabilirsiniz. Değişebiliyor fiyatları. Burada tabii ki düğün organizasyonları falan da oluyor. Burada her zaman profesyonelce çalmış olduğum piyano da var. Baba istersen bir tut. Hadi abi. Oo, mastikayı çalayım. Başka bir şey çal. Şöyle Beethoven'ın Türk Marşı'nı çal abi. Türk Marşı'nı çal abi biliyorsan. Olmaz Türk Marşı mı çal? Ama ne bileyim ben. Profesyonel olarak çalmaktasın. Evet, Bekir kardeşimiz konser veriyor burada herkese karşı. Olmadı. Ben de seni gerçekten çalıyor zannettim. Arkadaşlar yani bildiğiniz İngiliz şeyi değiliz ki kardeşim, ne ben bilelim, atıyoruz kafadan. Hayatımda ilk defa piyanoya dokunuyorum bu arada. Bir de beni inandırdı gerçekten. Yok be baba. Evet. Yeri kapatalım da cezalandırma. Otelin güzel bir yüzme havuzu da varmış burada. Evet. Saunası. Aynen. Evet, düğün organizasyon fiyatları. Aynen bak burada. İstersen biraz daha kamerayı uzak tut abi. Arkadaşlar burada düğün organizasyonları 100 kişilik bir pakette 16 cuta veriyorsunuz. O da 18-20 19 TL yapıyor. 19.000 TL yapıyor. Burada da 500 kişilik bir organizasyona genel bütün her şeyler dahil, bir gece konaklama dahil bir kişi için diyorum, 80 cuta diyor. 500 kişilik bir yemek, bir de yemekler vesaireler. 500 kişilik bir organizasyon diyor aslında. 80 cuta paketi veriliyor. Bence buraya göre ben biraz daha nasıl söyleyeyim, pahalı, açık konuşmak gerekirse bazı yerlerde 50-60'a bile bulabiliyorsun. 3-4 saatlik bir organizasyon. Düşünsene, bunu fazla durmayacaksın yani. Tabii provaları vesaireleri var. Birazdan yüzme havuzuna gideceğiz. Bakalım nasıl. Hava biraz soğuk. Bandung'u biliyorsunuz arkadaşlar. Soğuk, serin. Yani bana göre soğuk, tabii size göre serin olabilir. Bayağı bir üşüyorum ben. Çünkü adam alıştık ya yani. Jakarta havasına abi. Nadir abi de bana gülüyor. Diyor ki kardeşim sen iyice Endonezyalı olmuşsun. Baba az değil. 5. yılımıza girdik. Kolay değil. Alışıyoruz. Devam ediyoruz. Thank you. Çok güler yüzlü arkadaşlar. Bak burada da lojası var. Gayet güzel. O yemek, abi otururuz. Yemek tarafı da var aynen. Gel abi oraya gidelim. Nadir baba gel. Burada da arkadaşlar istediğiniz yemeği söyleyebiliyorsunuz. Menüleri var tabii ki. Endonezya'nın Black Pizza Double Cheese diyor. İşte değişik değişik Endonezya yemekleri var. Hello, apa kabar? Everything's be okay, right? What about here, here? What apa makan di sini? Evet, fiyatları da gösteriyorum arkadaşlar. 23 ribu'dan 20 ribu, 30 ribu, 21 ribu, 17 ribu'ya içecekler var, kafe var. İşte Kopi Tubruk diye bir kahve varmış, 17 ribu. En pahalı şey neymiş, ona bakıyorum. En pahalısı 30 ribu olanlar, çikolata, vanilya, milkshake olanlar vesaireler. Yemekleri nerede? Ha burada da oh my god. Okay, bro, I'm cut here. Evet, şimdi de why you smile? Okay. Şimdi de yemeklerine geçelim. Yemeklerinde de en pahalı olanlara bakıyorum. İşte 32, 39, 48, 55, 67 en pahalı oteldeki fiyatları. Türk fiyatlarına da en pahalı olan 67 ise Türk fiyatına 75 ribu diyebiliriz. 75 TL diyebilirim. En pahalı olan ekmek arası sandviç vesaire, tavuk. Burada yemekler bayağı bir biliyorsun abi, menü olaraktan geliyor ve içerisinde patatesi, salatası vesaire vesaire. Şurada olduğu gibi, biz de siparişini veririz. Bak burada fotoğrafları var. Bu şekilde geliyor. En pahalısı herhalde bunlar. Bilmiyorum artık, biz yemedik. Bizim dönere benziyor. Baba yok ya, tadı hiç aynı değil ya. Yani bizim dönere benzediğini söyle orada. Belki benzeyebilir de evet. Hiç yani hiç öyle gözükmüyor, bilmiyorum artık. Welcome to Sati Hotel. Thank you.
Yüzme havuzunu kapatmışlar arkadaşlar saat 6 olduğundan dolayı. Yarın ben size net bir şekilde gösteririm, tamam? Evet Nadir baba, otel odamızı bir kontrol edelim. Ne var ne yok, şu kartı sok da ışıklar yansın. Aynen öyle baba. Tuvaleti, banyosu nasıl, temiz mi sence, baktın mı? Temiz. Güzel, idare eder abi, tuvaleti de iyi, temiz gözüküyor. Baba çift yatak almışız. Şöyle yapalım baba, kamerayı şöyle koyayım. Şunu bir dakika. Birleştirelim mi? Aynen baba. Bak, şöyle yapacağız. Nadir abi, şuradaki mantarları çekelim böyle. Yatağı birleştirelim, kafan rahat bir şekilde duruyorsun baba. Bunlar şöyle koyalım, bir dakika. Halledeceğim, halledeceğim, ben yapacağım. Ah! Ayrıca yanında kahveyi içebilirsiniz. Tabi tabi. Kahvesi de var, şeyi de var. Ne lan? Pislik dolu lan. Abi şöyle biraz şöyle çeksene. Ha, çek abi. Ha, tamam yeter. Şimdi dur abi. Dur ayağını sıkıştıracağım. Tamam, biraz da şunu çekeriz. Düz olsun biliyor musun? Şimdi abi, iki kişilik isteyiz. Tamam, iyi oldu abi. Yastırı falan yap. Rahat rahat uyu gitsin kanka. Ooo malzeme çok baba, neler almış abi, ya? Abi susuz kalmayacaksın. Vay baba. Susuz kalmayacaksın. Bak bak, Nadir abinin erzaklara bak. Bekir kardeşim diyor, ben diyor bak bokumu her şeyi var. Ekmek. Ekmek, peynir, su, abi, stoklamış. Abi, ekmeksiz gelmeyin. Malzemeler, işte bisküvi. Vay baba. Arkadaşım bana da eticin getirmiş kankam. Cin teşekkür olsun ederim. Arkadaşımız. Allah razı olsun. Arkadaşımız cin gibi her şeyin üstesinden geliyor. Allah razı olsun. Baba bizim işimiz bu zaten. Orada da şey var herhalde. Abi altınlar oraya mı koydun yengeme vereceğim? Kaç kilo altın aldın? Abi hayırlı olsun. Abi onlar ne? Bekir kardeşim, bunu sana hediye edeceğim düğünümüzden sonra. Evlenen bütün buradaki kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz masalarına koy. Hepsi Osmanlı'nın zamanında burayı hükmettiğini de bilsinler. Aça bölgesine evet, değil mi? Aça bölgesine özellikle. Ve Türkleri de çok seviyorlar ayrıca, Edirnezalılar. Evet. Evet, bir kardeş olarak görüyorlar. Kardeş ülke olarak görüyorlar. Eyvallah baba. Evet. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Bundan sonraki düğünlerde evet, istedikleri zaman arkadaşlara teklif soracağım. Edersin. Diyeceğim ki masalarınıza nikah kıyılırken bunu masanıza koyabilir miyim diye. Okey derlerse zaten %100 hepsi okey diyecektir. Kurban olurum ben ona. Öp abim onu. Öp abi. Kurban olurum onu. Oh. Ha. Osmanlı'mızın arması. Ne güzel. Adalet arması. Tamam abi, ben bunları evet, Endonezya bayrağı. Bunları her düğünlerde, her yatırım yapan iş adamlarının toplantılarında elimden geldiği kadar koyacağım, görüntülerde göstermeye evet, çalışacağım. Çok teşekkür ederim abi bu değerli hediye için. Cansın. Evet. Bu videoyu da burada bitirelim diyorum abi. Nadir abi sen de şöyle, kamerada gözük. Arkadaşlar. Gözümüz açık olması lazım. Güzel bir aksiyon bizi bekliyor. Bu videoyu burada bitirelim. Nadir abi bir şey söylemek ister misin değerli takipçilerime? Hepsine selamlar ben Mürt'e. Eyvallah abi. Çok güzel kalsınlar. Çok güzel günler bizi bekliyor. Bu günleri, güzel günleri sizlerle paylaşmaktan gurur, onur duyuyoruz. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Sizler de hazır olun. Nasıl olacaksınız? Beğen tuşuna basarak, yorum yaparak bana en güzel desteği yapabilir. Ya da kanalı ilk defa gördüysen abone olmayı unutma. Bana en kral destek bu şekilde olursun. Cansınız. Hepinizi çok seviyorum. Gülen insanların ülkesi Endonezya'dan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Vah. Evlilikten korkmayın. Evlilikten korkmayın diyor. Hadi selamünaleyküm.